Değerli arkadaşlar, tabii ki çok tartışılacak. 12 Eylül darbesinin üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen halen sonuçlarını tartışıyoruz. Halen darbe nasıl gerçekleşti, içinde kimler vardı, arkasında kimler vardı. Aradan geçen 36 yıla rağmen halen tartışıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz 9-10 gün geçti. Tabii ki daha çok tartışılacak. Darbe sürecine, koşullarına nasıl gelindiğinden başlamak üzere. Darbenin arkasında, içinde, yanında kimler vardı? Ne elde etmek istediler? Amaçları neydi? Amaçlarının hangilerine ulaştılar? Bütün bunları elbette serin kanlılıkla tartışacağız. Eğer hükümetin ifadesiyle darbe tehdidi ortadan tümüyle kalkmışsa, ki bu Sayın Başbakan'ın ifadesidir, tümüyle eğer darbe artık sönümlenmiş ve bertaraf edilmişse, o halde artık nasıl bugünlere geldik, bunları parlamentodan başlamak üzere tartışmak durumundayız. Bugün genel kurul oturumunda bizim sunduğumuz bir teklifle diğer partilerin de sunduğu tekliflerin ortaklaştırılmasıyla bir komisyon kurulacak. Umut ediyorum bu komisyon layık olan bir soruşturma ve araştırma yürüterek bütün bu hakikati, gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Ama biz gördüğümüz, okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız kadarıyla bütün bu darbeye Türkiye'yi sürükleyen süreci bir bir hatırlatmak istiyoruz. Düşünün ki bir ülkede seçilmiş bir parlamento var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Seçim sistemimiz kötüdür. Efendim, siyasi partiler kanunu kötüdür. Seçim barajı vardır. Bunların hepsine dair bizim eleştirilerimiz vardır. Ama en nihayetinde seçilmiş bir parlamento görevdeyken asker, ordu neden yönetime el koymak ister? Niye birilerinin adına bu cesaret, bu cüret gelir? Neden örneğin demokrasinin oturduğu ülkelerde ordunun aklına bunlar gelmez de cesaret edemezler de bizim gibi ülkelerde 10 yılda, 5 yılda bir şu veya bu şekilde darbeler gerçekleşir? Bunu biz iyi analiz edemezsek 3 yıl sonra, 3 ay sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu hakikatle, bu rezaletle bir kez daha karşılaşacağız. Bakın, geçmiş darbeler döneminde her seferinde toplum darbelerle yüzleşelim, hesaplaşalım diye mücadele etti. Ama her gelen iktidar darbenin nimetlerinden faydalandığı için darbenin yarattığı koşullarla iktidara gelip onu da kendi lehine kullandığı için hiçbir zaman darbelerle gerçek anlamda bir yüzleşme sağlanamadı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecine Türkiye'yi götüren temel hata da budur. Ne yapıldı bakın? Bir defa hükümet 14 yıl iktidardı ama hiçbir zaman geçmişten bir ders çıkarmadı. Hiçbir zaman sivil siyasetin, sivil demokrasinin, köklü kurumsal demokrasinin kıymetini anlamadı, anlayamadı. Devleti ele geçirmek iktidarların temel hedefi oldu. 1950'ye kadar tek partili sistem, sonrasında iktidara gelen sağından solundan koalisyonuna kadar. Her siyasi parti devleti ele geçirmekle uğraştı. Ve bu son derece normal, son derece meşru, zaten hükümetlerin, iktidarların işi buymuş gibi davrandılar. Oysa devlet ele geçirilebilecek bir mekanizma değil. Temel hata işin özünde budur. Devlet dediğimiz şey halkın hizmetinde olması gereken bir organizasyon, bir aygıttır. Hükümetler geçici olarak bu aygıtı koordine etmekle sorumlu ve görevlidirler. Gelen iktidarlar bunu ele geçirmeye, benim devletim olsun demeye çalıştıkları her anda devlet içerisinde iktidar çatışması, güç çatışması yaşanmıştır. 14 yıllık AKP iktidarı da bunu yapmaya çalıştı. Bakın, 2002'de 3 Kasım seçimleriyle AKP iktidara gelmeden önce hatırlarsınız bir 28 Şubat postmodern darbesi de yapılmıştı. Türkiye'deki İslami kesim 28 Şubat'la birlikte koalisyon ortağı olur olmaz yine o dönem tartışmalar yoğunlaşmış ve bir postmodern darbeyle hükümet istifaya zorlanmıştı. Ama 2002'de iktidara gelen AKP, biz milli görüş gömleğini değiştirdik, yeni bir anlayışla iktidara geldik diyerek belki de geçmişte hatalar yaptık ve biz bu hatalarımızı düzeltmek üzere iktidardaki gücümüzü devleti ele geçirmek için değil,
devleti demokratikleştirmek için kullanacağız mesajı verilir. Ve halktan bir sonraki seçimde daha yüksek oy aldılar. O dönem hatırlanırsa Türkiye'de ateşkes vardı. PKK bütün silahlı güçlerini sınır dışına çekmişti. Avrupa Birliği ile müzakere süreci başlamış, olağanüstü hal kaldırılmıştı AKP iktidara geldiğinde, kaldırılmıştı. Parlamento son defa olağanüstü hal yasasını onaylamış, seçim olmuş ve AKP 2003 Kasım'da iktidara geldiğinde aslında olağanüstü hal yeniden artık onaylanmamak üzere kaldırılmıştı. Ekonomide durum iyiye gidiyordu. Dışarıdan özellikle sıcak para akışıyla birlikte ekonomi canlanmaya başlamıştı. Türkiye toplumunda bir rahatlama söz konusuydu. Yani tam anlamıyla reform için, demokratikleşme için bütün koşullar içeride, dışarıda, toplumsal, psikolojik, sosyolojik durum, siyasi koşullar çok elverişliydi. Buna rağmen ne yaptılar? Ne yaptılar? Bakın, o yıllara kadar devleti ele geçirdiğini düşündükleri Kemalist kadroları tasfiye etmenin yollarını aramaya başladılar. İlk etapta belki baş edemediler, devlet içerisinde bir çatışma oldu. AKP hükümet oldu ama iktidar olamadı. Eski kadrolar devleti yönettiği için hükümet ayakları havada, aldığı kararları uygulayamayan siyasi bir figüre dönüştü. Çünkü devleti geçmişte ele geçirmiş olan devlet siyasi elit kadroları ordu içerisinde veya sivil bürokraside bir İslamcı hükümetin çalışmasına izin vermiyorlardı. Eski anlayışta devleti ele geçirmiş anlayıştı. AKP'de bunun çaresini, panzehirini arıyordu. Kritik nokta tam orasıdır işte bakın. Orada yapılması gereken rotayı demokrasiden yana kırmak olacaktı. Bu devleti ele geçirmiş olanlara karşı onları tasfiye edeyim, devleti ben ele geçireyim demek yerine devleti ele geçirenlerden devleti kurtarayım, demokratikleştireyim deselerdi bugünlere gelinmeyecekti. Kritik, hassas nokta orasıdır. Ne yaptılar? Devlet içerisinde elinden geldiğince güçlendikçe AKP tasfiyelere başladı. Bunu kendileri benden daha iyi bilirler. Tasfiyelere başladılar ama milli görüşün yetişmiş kadrosu yoktu. Bir bürokratı görevden alıyorlar ama onun yerine atayabilecekleri milli görüş geleneğinden gelen AKP'li diyeceğimiz kadro yoktu. İşte tam bu noktada cemaat AKP'nin imdadına yetişti. Zaten 30 yıldır devlet içerisinde hazırlık yapmış, örgütlenmiş, yetişmiş kalifiye elemanı olan devletin her kademesinde örgütlenmiş cemaat AKP ile birlikte iş yapmaya başladı. AKP ise tasfiye ettiği kadroların yerine cemaat kadrolarını atamanın büyük bir fırsat olduğunu düşündü. Devletin bütün kademelerinde hatırlarsanız bir cemaat kadrolaşması başladı. Daha sonra ne demişti Erdoğan? Ne istediniz de vermedik. İşte bu lafın nedeni odur. Evet, her şeyi istediler ve siz her şeyi verdiniz. Şimdi burada özellikle İslami kesimin bir hususa dikkat etmesi lazım. Siyasi İslam akımı, çizgisi veya mücadelesi. 1950'lerden bu yana Mısır başta olmak üzere Suriye'de birçok İslam ülkesinde veya İslam toplumunun, Müslüman toplumunun yaşadığı ülkede yükselen bir mücadeledir. Ama Anadolu'da, bu topraklarda siyasi İslam'dan çok daha eski bir gelenek var. Tasavvufi gelenek dediğimiz, irfani gelenek dediğimiz bir gelenekçi İslam var. Siyasi İslam çizgisi gelenekçi İslam'ı tasfiye ederek, onu hiçleştirerek, milliyetçi, kavmiyetçi bir akımla buluşturarak kendini iktidara taşımayı ve devleti ele geçirmeyi bir zafer ulaşılması gereken bir hedef olarak belirledi. Oysa gelenekçi İslam'da, irfani çizgide mesele devlet meselesi değildir. İslam'ın ümmetine emri şudur: İlle bir devletiniz olacak diye bir şey yok. Bir topluluk olmanız ve topluluğunuzun öncüsünün olması da yeterlidir. Ama siyasi İslam bununla yetinmiyor. Hayır, devleti biz ele geçireceğiz diyor.
Geçmişte Kemalistler ele geçirdi, bize zulüm yaptı. Şimdi devleti biz ele geçireceğiz diyor. Ve bugün gelenekçi İslami çizginin sahipleri suskundur, sessizdir, mazlumdur. Belki seslerini çıkaramıyorlar ama ne zamana kadar sessiz kalacaklar? Bu topraklarda 72 millet bir arada yaşarken ve 72 millete bir gözle bakmayan, halkın nazarında efendim müderris olsa bile hakkın nazarında asidir cümlesinin sahibi Yunus Emre'yi anıyorlar ama onun yolundan ilerlediğini söylüyorlar ama en büyük ihaneti de yine bu Anadolu'dan çıkmış din önderlerine, din alimlerine yapıyorlar. Hacı Bektaş'ı anıyorlar ama felsefesini hiçe sayıyorlar. Ahmet Yesevi'yi anıyorlar ama felsefesini hiçe sayıyorlar. Pir Sultan'ı anıyorlar ama felsefesini hiçe sayıyorlar. Dolayısıyla ben buradan çağrı yapıyorum. Özellikle gelenekçi İslam çizgisinin sahipleri, onun temsilcileri, savunucuları tam da bu dönemde İslam'ın işi devleti ele geçirmek değildir mesajını daha güçlü vermelidir. Toplumsal çatışmaya yol açan en güçlü neden budur.